Usta selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Sen memleket nere? Ben Şanlıurfa abi. Oo, Şanlıurfa. Şanlıurfa, Şanlı. Niye Şanlı demişler ki buna? Şanlandırdı Tayyip Erdoğan, şanlandırdı Urfa. Hadi ya. Ya ola, ne yapma. Şanlandırdı gel bak, cennetten bir farkı yok abi. Urfa'nın en güzel yemeği kebap diyorlar. Doğru mu yoksa başka bir? Kebap diyor. Her şeyi koştur abi. Her şeyi koş. Memleketimiz koştur. Senin en çok sevdiğin yemek hangisi? Makarnadır. Ne? Makarna. E sen Urfalısın. E abi makarna ne yapalım? Makarna Tayyip Erdoğan bize dağıtıyor, biz de yiyoruz. Mecbur onun dağıttığını yiyoruz. Ya makarnayı İtalyanlar bulmadı mı? Yok abi, Tayyip Erdoğan bize dağıtıyor. İcatını o mu yaptı? O icat etmiş abi. O ne yakıyorsunuz orada? Tezek mi yakıyorlar? Şey mi, kömür mü yakıyorlar? Yok abi, elektrik abi. Ampul ya, ampul abi. Ne? Ampul. Dünyaya ayırdılar. Elektriği kim buldu ki orada? Tayyip Erdoğan her köye, her mahalleye, her sokağa, tarlalara hep Tayyip Erdoğan çektirdi abi. Elektrik parasını bile bize ödettirmiyor. Yok ya. Abi ne yapar? Adam yapıyor. Yapıyor. Ben şimdi anam kastedir. O, ben diyeyim gel yanıma, o diye gel yanıma, o diye gel yanıma. Niye maaşı var? Tayyip baba maaş veriyor. Bu Zonguldak'taki kara elmas diye bir maden çıkmış. Onu kim bulmuş onu? Yine Tayyip baba buldu. Kömürü. Kömürü hep çeşitli o buldu abi. Eskiden hastahane yoktu abi. Şimdi hastahane, özellikle her hastahaneye gidiysen, hangisine gidiysen eskiden o diyordu SSK'ya Şirkat'a yalnız veriyorum. Şimdi Dere Tepe Düz hangi hastahaneye gidiysen git. Kuyruk yok. Doktora bakır, çağır, hiçbir şey yok abi. Yollar nasıl oralarda? Köyümüz bir nahiye gibidir, çift yol olmuş. Neredeyse otoban gişeler yapılacak. Hadi ya. Gişeler otoban olacak abi. Bu tır senin mi? Bu Allah'ın malı, ben bekçiyim. Tayyip'in yerini almışam. Nereye gidiyorsun? Valla bütün devletlere gidiyorum. Özbek, Türkmen, Kazak, o taraflara gidiyorum. Ama oralardaki yaşam tarzıyla Türkiye'dekine bir biz cennetteyiz baba, cennetteyiz. Hadi kurban ya. Olun bu toprağa. Bu toprağa kurban olun. Eskiden bir araba alıyorduk faizçiden, 50 milyar borç kaldıysa 50 milyarı 16 ayda %100. Şimdi 50 milyar borca kaldıysa 1 milyar 60 ay uzatıyor. 60 ay. Ya bir çerez parası gibi ödüyorsun. Bir kilo domates bir sene. Başka bir farkı yok. Yaptı adam bize abi. Yaptı. Allah onu başımızdan eksik etmesin abi. O zaman sen referandumda evet diyeceksin. O görünüyor. Evet. Allah'ına kadar evet. Çoluk çocuk evet demese ne olacak? Peki hanımı evet demezse, kardeşini... Ya ben hanıma şimdi desem Tayyip Erdoğan'a oy verme, oy versen seni boşayam diyeceğim, beni boşa, ben Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Tayyip Erdoğan'ın babasından daha iyidir. öyle bir memleket olmuş. Anam ihtiyardır, diyem başkaya bas, evde bas, ampula basma, diyor yok, Türkçe'de bilmiyor, diyor ampul. Ampul, asraç, Arapça diyor, asraç. Al ampul. Ne yaparsın? O bu PKK da evet diyormuş ama peki bu nasıl olacak? Abi hür olan Kürt evet diyor. Oo süper. O sahte Kürtler hayır diyor. O Pensilvanya'ya bağlı olanlar hayır diyor. O şeye bağlı olanlar, yan sanayi olanlar diyor. Yoksa Kürtler gibi merhametli insan yok ki. Kürtler en merhametlidir. E bu eyaletlere bölünürse Türkiye ne olacak? Allah peki? Etmesin, Allah göstermesin. Allah göstermesin. Böyle bir şey olmaz değil mi? Mümkün değil. Tayyip baba... Dünyada var olduğun müddetçe hiçbir şey olmaz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ona bir şey gelecekse Allah Teala benim ruhumu alsın, onun ruhuna versin. Peki sen bu 18 maddeyi okumuş musun? Hepsini biliyorum. Yanlış yapmaz bu adam. Yanlış yapmaz. Bu 18 madde bir çıksın. Evet, %90 çıksın. Bak kötü insanlara nasıl olacak. Bak kötü insanlara nasıl olacak. 18 maddeyi biliyorum. Yanlış yapmaz. Yanlış bu adam yapmaz. Bu ülkenin başına bela olan bu FETÖ... Şeytan. Ne FETÖ'sü şeytan? Bu şeytan bütün kurumlara girmiş. Gördük yani 15 Temmuz'da. Ben de şahit oldum. Kanser gibi girmiş. Evet, kanser. Peki gibi. Bu AKP'ye mi girmedi mi hiç? Girmiş, onlara da sıra gelecek. 16 Nisan'dan sonra onlara da sıçrayacak. Sabredin. Onlara da gireceğim. Sen çok bilinçli konuşuyorsun maşallah. Onlara da gireceğim. Bir 16 Nisan'ı bir hayırlısıyla sabah atlatak. Onlara da sıçrayacak. Onlara da elektrik yakalayacak. Ampul onları da yakalayacak. 220 volt onları da yakalayacak. Bu ampul dürüst olanlar bir şey yapmıyor ama yanlış olanı çarpıyor demek ki. Yanlış insanlara böyle elektrik çarptırıyor. Peki, teşekkür ederiz usta, sağ olun. Allah razı olsun.